Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tedavav. Ey ümmeti Muhammed, tedavi olununuz. Tedavi olmak tevekküle engel değil. Tevekküle engel olsaydı Peygamberimiz tedavi olun buyurmazdı. İşleri Allah'a havale etmek, kendine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayanmak Allah'ın emri. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tedavi olun derken, yani Allah nereye varacaksa varacak, kaderde ölüm varsa ölüm, kurtulmamak ise kurtulun deyip oturmayın. Tedavi olun. Bu Allah'a tevekküle engel değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla şunu söylemek istiyor. Size düşen sebeplere yapışmaktır. Hastalığın tedavisi var. Şimdi hadisin devamında onu söyleyecek. Bu tedaviye başvuracaksınız ama şifayı doktordan bilmeyeceksiniz. İlaçtan bilmeyeceksiniz. Allah'ın bir ismi Şafi'dir. Şifa verendir. Şifayı veren Allah'tır. Eğer iyileşecekse, Allah onu iyileştirecekse ilaç denk gelir. Doktor tam isabetli teşhiste bulunur. Ama aynı doktor bu hastayı kurtarır da öbür hastayı kurtaramaz. Teşhiste yanılır. Evet, kader değişmez. Ama biz bu kaderi bilmiyoruz. Kurtulup kurtulmayacağımızı da bilmiyoruz. Görevimiz sebeplere yapışmaktır. Onun için ey müminler, hastalandığınız zaman tedavi olunuz. Fe innallaha lem yenzil da'en illa ve kad enzele lehu şifaa. Allah Zülcelal Hazretleri bir dert indirdi mi mutlaka şifasını da indirir. Allah dileseydi dert de yaratmazdı, deva da yaratmazdı. Yaratan odur. Derdi yarattığına göre devasını da yaratmıştır. Siz o devayı bulmak için gayret ediniz. Tembel tembel oturmayınız. Ama bilesiniz ki tedavi yaptığınız zaman şifayı veren Allah'tır. Siz aracısınız, vesilesiniz. Böyle bir sıkıntıyı giderdiniz mi, hastalığı tedavi ettiniz mi, ben iyileştirdim, ben ömür verdim filan demeye kalkmayın. Maalesef bunları çok yapıyoruz. Adamın bilmem nesini değiştirdiler, 10 sene daha yaşattı yahu filan. Yok efendim, zaten 10 sene daha yaşayacaktı o. 10 sene daha yaşamasına sen vesile oldun. Allah onu öldürecek olsaydı bir saniye geri gitmezdi, ileri de alınmazdı. Öcel değişmez, kader değişmez ama biz onları bilmiyoruz. Bizim görevimiz budur. Allah dert indirdi mi deva da indirmiştir, şifa da indirmiştir. Biz o şifayı bulacağız, arayacağız. Görevimiz budur. Ama boşuna uğraşmayın. Ölümün derdi yok. İllesem. Ölümün cevası yok, ölümün şifası yok. Ölecekse bir adam mutlaka ölür. La yestahirune sa'aten ve la yestakdimun. Bir an öne alamazlar ölümü insanlar. Bir an geciktiremezler. O Allah'ın takdir ettiği yerde olur. Ölümün çaresi yoktur. Allah'ın dediği olur. Ama biz bunu bilmiyoruz. Vel her an İhtiyarlığın çaresi de yoktur. Onu da Allah'ın takdir ettiği şekilde olacak bir olaydır. Siz halden, takattan, işten düşmeyeyim diye gayret edeceksiniz. İlaçlar kullanacaksınız, spor yapacaksınız, doktorun dediğini tutacaksınız, çalışacaksınız. Ama ne yaparsa yapsın Allah'ın dediği olacak. İhtiyarlığın çaresi yok, ölümün çaresi yok. Yani böyle olduğunuz zaman isyan etmeyin. İsyan etmeyin. Allah'a inanıyorsunuz, onun takdirini kabul ediyorsunuz.
Allah'a inanmanın içinde o da vardır. Öyleyse ölünce itiraz etmeyin, bağırmayın, çağırmayın, nara atmayın. Ama maalesef bu bilgiler zayıf olduğu için şimdi bu kurallara uyulmuyor. Evet, ölen bir adamı çok seviyorlar. Değerli bir insan. Tamam, kabul. Doğru. Ama onun cenazesinde tekbir getirmek yok. Salavat getirmek yok. Nara atmak yok. Peygamberimiz yasaklamış. Burası sessizlik kervanı. Bir gün ben de bu tahta ata bineceğim. Bir gün ben de bu şeyden geçeceğim, süzgeçten geçeceğim. Ama benim sorum nasıl olacak acaba diye düşünme zamanıdır. Ölen adama rahmet okuma zamanıdır. Nara atmak zamanı değildir. Tezahüratta bulunma zamanı değildir. Evet, maalesef şimdi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarılarına kimse kulak asmıyor. Nara atılıyor, tekbirler getiriliyor filan. Bunlar bid'attır, yanlıştır, Peygamberin sünnetine aykırıdır. Ben de size duyuruyorum kardeşlik adına. Böyle olduğu zaman susun, dinleyin, düşünün, tefekkür edin. Evet, her zaman söylüyorum. Yahya Kemal Beyatlı merhum sessiz gemi diyor. Müslümanlar kardeştir ve onun hastalandığında onu ziyaret ederek kardeşliğini gösterirler. Öldüğü zaman cenazesine katılarak ona dua ederler. Cenaze namazı içinde hep dua vardır ölen adama. Bütün müminlere, özellikle şu önümüzde yatana diye dua vardır. Allahümme ağfirli hayyina ve meyitine ve şehrin vahimine ve husse hazel meyyit. Bilhassa şu önümüzde yatana diye duadır. Bunu yapacağız, kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz. Şahitlik edeceğiz, iyi insandır diyeceğiz. İyiliğini biliyoruz, iyi insandır diyeceğiz. Ama bu görevimizi yaptıktan sonra güzel Peygamberimizin uyarılarına da riayet edeceğiz. Sessizliğimizi bozmayacağız. Çok kalabalık olacak müminlerin cenazesi. Kalabalık cemaatin ölen adama faydası var. Ondan fayda görecek. Onların şahitliğini Allah kabul edecek. Müminler şahitlerdir. Peygamberlere bile biz şahitlik yapacağız. Güzel bir şey. Ama böyle nara atarak değil. Taşkınlık yaparak değil. Sessiz olarak, bunları düşünerek sessiz gemi. Evet, Yahya Kemal Beyatlı merhumun sessiz gemi. Kalabalık, deniz gibi kalabalık cemaat var. Ortada da sal var, taput var. O sessizliğin, denizin içinde bir taput, gemi gibi sessiz, sedasız, vakur bir cemaat, topluluk. Tefekkür halinde düşünerek, taşkınlıklar yapmayarak, saygı duyarak, Allah'ın ecel gelmiş, canını al demiş Ezrail'e, o da almış. Buna bilerek, hüküm Allah'ın, emir Allah'tan. Bize sabır düşer, fesabrun cemil. Bize sabır düşer diyerek sessiz, sedasız, saygılı bir topluluk. Böyle olacak. Evet, ölümün çaresi yok. Boşuna bağırmayın, çağırmayın. Vel her an ihtiyarlığın da çaresi yok. Siz de ihtiyarlayacaksınız. İhtiyarlayınca nüdem böyle oldu falan demeyin. Kanunum böyle diyor Allah. Ölüm var, ihtiyarlamak var. O ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğinizin kıymetini bilin. Yapacağınızı o zaman yapın. İhtiyarlamaya bırakmayın. Sonra yapamaz olursunuz. Yapamaz olursunuz. Evet. Gene Üsame radıyallahu anh'tan Hakim Müstetrek'inde tedavu ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Fenne Allah'ım ne da den illa vada lehu deven. Allah bir dert koymuşsa ortaya, şifasını da koymuştur. Evet, böyle çeşitli rivayetler vardır. İhtiyarlıkla ölümün çaresi yoktur, onun devası yoktur. Allah izin verirse ilaç rast gelir, şifa verir. Aynı ilaç aynı hastalığa yakalananlardan birisini iyileştirir, birini iyileştirmez.
Allah izin verirse o deva, ilaç isabet eder, hastalığa şifa olur. O, Allah izin vermezse bunlar olmaz. Efendim grip işte salgın hastalıktır. Herkes sakınsın. Tamam, sakınacağız. Kendimizi koruyacağız. Ama aynı evde, aynı yurtta kalan 15 çocuktan bir tanesi grip oluyor. Öbürleri hiç bulaşmıyor. Tıbba göre hepsine bulaşması lazım. Allah izin verirse geçer ona. Fakat izin benim vermediğini biz bilmiyoruz. İş böyledir. Onun için biz denilen yapacağız. Dikkatli olacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Tedavi olacağız. Evet. Bunu da Allah'tan bileceğiz. Evet. Haddimizi aşmayacağız. Haddimizi aşmayacağız. Doktorun sözüne inanacağız. Hatta bu doktor gayrimüslim olsa bile kabul edeceğiz. Evet. Ama doktor derse ki doktor, bundan sonra Ramazan oruçlarını tutmayacaksın, namazları kılmayacaksın, yasak, yok kusura bakma, o zaman kabul edemeyiz. Allah'ın emrine isyan teşkil eden şeyleri kabul edemeyiz. Evet. Namaz kılarken ölürsek oh ne âlâ, ne güzel ölüm. Oruç tutarken ölürsek oh ne âlâ, ne güzel ölüm. İşler sonuna göre değerlendirilir. Müminlerin hepsi böyle ibadet ederken, Allah'ın hoşuna gidecek taatlarda bulunurken ölseler, işler sonuna göre değerlendirilir çünkü. Mühür ona göre vurulur. Biz onu yakalamak için Allah'ın emirlerine aykırı durumda olmayacağız. Çünkü ölümün ne zaman gelecek olduğu belli değil. Her an gelebilir. Her an öyleyse Allah'a aykırı, Allah'ın emrine aykırı bir pozisyonda, durumda olmayacağız. Hep iyi durumda olacağız. Şimdi Azrail gelebilir diye, kötü halde yakalanmayalım diye hep iyi halde olacağız. İyi halde olacağız. Evet. Doktorun dediğini tutacağız ama böyle dine aykırı olduğu zaman tutmayacağız. Dinimiz akıl dinidir. Namazın 12 farzından birisi ayakta namaz kılmak. Ama başı dönüyor adamın. Gözü kararıyor adamın. Aniden tansiyon yükseliyor, iniyor vesaire vesaire. Otur eyvallah. Dinde de var. O zaman la yukellifullahu nefsen illa vis'aha. Allah gücümüzün yetmeyeceğini emretmez. Ayakta duramıyoruz, otururuz. Ama adam 80 yaşındayım diye akşama kadar mağaza mağaza dolaşıyor. Akşama kadar caddeleri dolaşıyor. Camiye geliyor, ben yaşlıyım diye oturuyorsan olmaz. Olmaz. Ramazan günü ben ihtiyarım diyor. Para veriyor. Oruç tutmuyor. Olmaz. Bu hakikaten tutamayacak, hakikaten ayakta duramayacak olanlar içindir. Efendim zor geliyor. Biraz acıyorsam tabii acıyacak. Gençlik gibi değil dedi bak. İhtiyarın çaresi yok dedi. Tabii olacak. Gençlik gibi olur mu? 70'lik 80'lik adam 17 yaşındaki adam gibi oturup kalkabilir mi? Olmaz tabii. Ama doktor diyor ki dini hassasiyet yok. Günahı benim olsun. Otur. Namaz kılma, oruç tutma. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Bununla, bu durumla karşılaştığın zaman kararı verecek olan sensin. Allah'a inananlara söylüyorum. Allah senin arasında kimse yok. Ben bunu biraz zorlanarak da olsa yapabiliyorumsa diyorsan ayakta duracaksın. Oturmayacaksın. Namazın geçerli olmaz. Biraz dikkat ederek, fazla uyuyarak, fazla hareket etmeyerek oruç tutabiliyorsan, yaşın 90 da olsa oruç tutacaksın. Dikkat edeceksin. Tutmazsan hesap vereceksin. Bunu sen bilirsin. Ben de bilemem. Bu ölçüleri ben sana veriyorum. Ama tutma. İlk işi bu. Namaz kılma. Secde etme. Kendisi çünkü hiç camiye uğradığı yok. Yok, hayır, böyle değil. Evet, doktora gideceğiz ama Allah'ın emri aykırılık çeşkinen şeylerde dini hassasiyeti olmayanlara da bu kadar yuları vermeyeceğiz. Şimdi öyle çok var adam, ihtiyarlar oruç tutmaz. Para verir.
Hoca kürsüden böyle söylüyor. Hoca bunun ayarı var yahu. Onun için geliyor akşama kadar dolaşıyor dolaşıyor ama camiye geliyor sandalye atıyor kendini. Korkarım bir sandalyeler partisi kurulacak yakında. Olmaz efendim. Yanlış efendim. O çaresiz kalanlar içindir. Sakatlar içindir. Zorlanarak da olsa ayakta duracaksın, secde edeceksin arkadaş. Evet, çaresiz kaldığın zamandır bu. Evet, bunu alimler böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Biz de onları size aktarıyoruz. Evet. İzâ lem yeteallak biddîn. Evet. Ramazan'da oruç tutma. İşaret ediyor. Diyor. Böyle olmaz diyor. Olmaz. Ev salat kaiden. Oturarak namaz kıl. Ayakta durma. Yok arkadaş. Neden? Çünkü adam zaten namaz kılmıyor ki. Hani verem hastaları, verem bulaşması severlermiş ya. Aha onun gibi. Namaz kılmamayı herkese ulaştırmak istiyor. O öyle değil. Tedavi de olacağız ama yapabileceğimiz durumdaysa mutlaka dini emirleri tutacağız. İlaçları da kullanacağız. Ebu Davud İbn Hibban, Darekutni, Üsamet İbn Şireyk Hazretlerinden, Es-Salebi Hazretlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmiştim. Etrafında toplanmışlar. Ona soru soruyorlar idi. Ne yapalım böyle durumlarda diye Efendimiz de bu hadisi buyurdu. Diyor sahabi radıyallahu anh.